Van'ın Muradiye ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından samanlık, odunluk ve ahır ateşe verildi. Edinilen bilgiye göre olay gece saat 0:45 sıralarında Ulaşır Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 5 ayrı noktada samanlık, odunluk ve ahır ateşe verilirken, yakılmak istenen 3 ev ise alevler tutuşmayınca yanmaktan kurtuldu. Yangını gören mahalle sakinleri jandarmaya haber verirken yangını çıkaran kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz olarak açılan sürekli eğitim merkezinde eğitim gören 404 öğrenci üniversiteli oldu. Van'ın İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın muhtarlarla koordinasyon toplantılarına devam ediyor. Belediyenin toplantı salonunda İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya 10 merkez mahalle muhtarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı. Muhtarlar mahallelerle ilgili talep, öneri, istek ve şikayetleri dile getirirken Kaymakam Aydın ise gelen talep ve isteklerin çözümü noktasında yetkililere talimat verdi. Van'ın Gülpınar ilçesinde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekleriyle üretilen silajlık mısırın hasadına başlandı. Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara başvuran tüm öğrencilerin yerleştirildiği belirtildi. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kırıkkale'de yapılan Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'na katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boksörleri, zorlu ve çekişmeli müsabakalar sonucunda bir şampiyonluk, bir üçüncülük ve iki dördüncülük elde etti.